Mustafa kardeş. Bak Mustafa kardeş. Şimdi bak alem duysun. Şimdi babalık babalık diyorsun ne ayak kardeşim? Yani sen şimdi Destanının, Destanının, Mehmet Güzel'in, benim. Bu babalık ayağını net anlarsın. Babalığımızsın. Ne babalık bu? Şam babalık mı? Şam babalık nedir bu babalık? Babalığımız. Birinci yastıkçı. Birinci yastıkçı mı yok bak söylerim ha. Söyle. Sen de ondan öğrenmişsin o yastıkçı. Öğrenmedim. Bunlar kardeş yastıkçı abi biliyor musun? Bunlar yapmayın. Konu, konu. Yok Osman kardeşim değil. Ama bu. Bestami. Bestami. Seyirciler konuyu anlamadı. Mustafa bir açık açıklık getirin konu ne diye. Kardeş bunlar şimdi yastıkçı. Bunlar şimdi diyorlar ki. Bunlar artık evden dışarı atılmaya başlamışlar. Ya babalık diyorlar. Ya, yastıkçı ya bunlar. Lan beni nerede görüyorsun? Ben İstanbul'dayım. Evet. Mehmet Güzel. Bestami Erdem. O şey var ya, o anaması denen. Anaması denen, yiyip yiyip doymayan, balıkları yiyip yiyip doymayan o anaması. Başka bir hangisi var? Söyleyin bakalım, ben uğraşayım. Yok Mehmet, yok Mehmet Başkan da yok. Eyvah Bataklar da yok. Bacanakların dışında var. Aha, biz görüyoruz. Biz kayıyoruz şimdi arkadaşlar. Ha Recep olsa genç. Bunlar da ne kadar? Sonuç. Sen de vardın orada. Sonuç yani bunlar bana kardeşim iftira ediyorlar. Ben böyle bir şeyim yok. Savunma lakabı söyledi. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz evimize, örfümüze, törfümüze... Bir tane dayı var çadırcı. Şeyde, Adana Osmaniye'de. Yeğeni de Bestami. O da Mehmet Güzel'le Bacanak ikisi beraber yastıkçı. Yastıkçı. Sen Mehmet Güzel'e büyük bu da dedin mi demedin? Şimdi bunlar ne yapıyorlar kardeşim? Bak şimdi. Bunlar var ya bir tanesi bunları arıyor. Bunları arıyor. Bunları telefonla arıyor. Telefonla arıyor her gün. Bunlar hoşlarına gidiyor ya yumuşak muhabbet. Yumuşak muhabbeti duyunca bunlar boyuna Mehmet Güzel'leri ikisi birbirine başlıyorlar. Sen o işi biliyor musun? Duydun mu? Yok. Bak anlatırım Mustafa ha. Mustafa da söylerim bak. Çiğemedim ağrım ağrımıyor. Anlat. Bu yengeden korkmuyor ama Mehmet Güzel'i yöntüsüzler. Mehmet Güzel'i yöntüsüzler, o değil. Mehmet Kübran değil. Antepli Mehmet. Olsun çekiyor merak etme. Sen benim babalığım mı değil? Ne yok kardeşim ben güzel babalık falan değilim. Ben bu arada kabul etmiştim. Seni kabul etmişim. Sergeli değil. Ya siz kardeşim telefon restoranı şeyi kurmuşsunuz, santralı kurmuşsunuz. Yastık yüzünden o Mehmet Güzel'le sen. Mustafa Kuşçu'na. Mehmet Güzel telefon... Bana her şeyi diyebilirsin. Ben saat 5 oldum ölüp böyle istisna gündemişim de ben çocuğum çocuğumun yanındayım. Yastığı yok, alışım yok. Bilmiyorum kardeşim. Ha, bilmiyorum. Yörüklerde bir hakkım var, onu alacağım. Ha, ya hakkım ne kardeşim? Ben macurdan evlendim, yörüklerden mı kız alacağım? Ben macurdan nasıl? Ya biz yörüyüz ama biz Türk diyoruz, biz Türk'üz yani. O da macur Türk. Biz geri gelen Türkler be. Öyle değil mi kardeşim? Yeter artık, vallahi sosyeteye rezil olduk ya. Yarın çekerim başka bir şey. Seyirciler ne diyecek şimdi? Eskişehir'de öğretildi. Yörüklerin bir gırgır muhabbeti. Eskişehir'de hoş sohbet olsun diye öyle konuştuk evet. Mustafa kardeşim. Aslı yok ya. Yani aslı yok yelasından konuştuk. Ama Osman Taşpınar kardeşimiz Allah razı olsun nereye dersek gelir. Mustafa Kuş dik adam eğilmez adam. Çünkü yiğit adam eğilmez. O da eğilmiyor. Arkadaş ben yiğidim diyor. Mehmet Başkanım İzmir'den. Mustafa Kuş'u söylememize gerek yok yani Kara Kartal. Belli zaten ha, gibi. Kara Kartal. O da Oral Büyüksarı vesilesiyle bizleri böyle buluşturdu. Heyeti beraber. Evet. Yine aynı ekip. İzmir ekibi. İzmir ekibi. Seri Kartal'le. Bu çikin malum İstanbul'dan geliyor. Bir ben kamera arkası kaldım. Ha ya o kardeşim valla arkada kaldı. Serhat kardeşimiz gazeteci yazardır. Antalya'dan. Antalya Serik'ten. Çok teşekkür ederim. Şöyle elimi görsünler. Ha. Çok teşekkür ederim. Şeyalı göstereceğim adamı. Ha ver ben göstereyim Sedat kardeşim. Aha. Ondan sonra kapattım. Sedat kardeşim. Antalya Serik. Gazeteci yazar. Yörük Türkmen'in gazeteci yazarı diyelim. Öyle diyelim değil mi? Yörük Türkmen gazeteci yazarı. Kardeşim biz. Bütün birlik. He.